bakalım yeni sorumuza tahtamı temizleyeyim. Bir sınıfta 8 kız 9 erkek varmış. Bu öğrenciler yan yana diziliyor. Eğer hiçbir koşul belirtmiyorsa arkadaşlar kaç kişi varsa onun yanına bir faktöriyel koyarım ve dizilme sıralama sorularını bitiririm. Yani buradaki 17 kişi hiçbir kural vermeseydi 17 faktöriyel şekilde dizileceklerdi. Ama ne diyor bize? 17 sandalyeye erkekler bir arada olmak şartıyla. Demek ki ben bu erkekleri ne yaptım? Birbirine bağlayıp tek bir kişi yaptım. Erkekler artık bir kişi. E kızlar da sekiz kişi. Demek ki toplamda artık sınıfım dokuz kişi oldu. Dokuz kişi düz bir sıraya dokuz faktörü erkekte dizilirler. Peki bu dokuz tane erkek bu arada boş mu durdu? Kendi içlerinde yer değiştirmezler mi? Dokuz tane erkeğim kendi içinde kaç yer değiştirir arkadaşlar? Yine 9 faktöriyel yer değiştirir. Demek ki bu ikisinin çarpımından cevabı 9 faktöriyelin karesi bulacağız. O da B şıkkında var. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet. Şimdi ne diyor bakın. Kümesinin elemanlarıyla en az iki basamağındaki rakamı aynı olan. Tamam. Şimdi bunu nasıl yapacağız? 3 basamaklı kaç tane sayı yazılabilir? tekrar bir okuyalım. Elemanlarıyla en az iki basamağındaki rakam aynı olan. Tamam. Hangi rakamlar o? Hangi basamaklar olduğunu biliyor muyum bunların? Bilmiyorum. Şimdi bakalım buna. Önce şöyle yapalım. Önce aslında bu birazcık kombinasyon da giriyor. Çünkü önce seçim yapmamız gerekecek. Şimdi zaten elimizde kaç tane rakam var arkadaşlar? Hmm, bu biraz uzatır işi. Normalde ben buradan kaç tane? sayı oluşturabilirim. Rakamları farklı olmamak şartıyla. Rakamları farklı falan demiyor. Bana diyor ki 3 basamaklı sayı oluşturun. Önce onu halletsem nasıl yaparım? 3 tane çizgimi çektim. Buraya 4, 3, hayır. Baştan konuşalım. Şimdi bir daha okuyorum soruyu. A kümesi 2, 4, 6, 8 kümesinin elemanlarıyla en az 2 basamağındaki rakam aynı mı olsun diyor. Yani ya 2 basamağındaki rakam aynı olsun diyor ya da arkadaşlar üçü birden birbirinin de aynısı olsun diyor. Yani bu adam neyi istemiyor? Rakamların birbirinden farklı olduğu durumu istemiyor. Demek ki nasıl yapacağım ben? Tüm durumlardan rakamlarının farklı olduğu durumu çıkaracağım. Buradaki tüm durum nedir? Tüm durum bütün rakamları bütün şeylerde basamaklarda kullandığım durum. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 çıkar. Peki benim istemediğim hangisi? istemediğim rakamları farklı olan. Nasıl bulurum rakamları farklıyı peki? Yine 3 basamağı çizdim. Diyelim ki yüzler basamağına dördünden herhangi biri geldi. Artık onlar basamağına diyelim ki dördü kullandım. Geri kalan üçünden biri gelecek. Diyelim ki sekizi kullandım. Artık birler basamağına geri kalan ikisinden biri gelecek. Yani kaç ihtimal buldum arkadaşlar burada? 24 buldum. Demek ki ben bu 24 durumu İstemiyorum. 64'ten 24 çıkarırsam cevabın 40 olduğunu söyleyebileceğiz. Geçelim diğer sorumuza. Evet, yine bir rafa sıralama sorusu. 5 farklı matematik, 4 farklı kimya kitabı ne yapılıyormuş? Aynı branş kitaplar yan yana. Demek ki biz direkt hocayla bir rafa ortak kullanıyoruz. 5 matematiği ben dizeceğim. 4 kimyayı o düzecek. Şimdi bakalım ama ne yapacakmışım? Matematik ve kimyalar ne olacakmış? Aynı branştakiler yan yana olacakmış. Demek ki ben bu 5 matematiği birbirine bağladım. 4 farklı kimya da birbirine bağlandı. Burası bir, burası bir. Sanki iki kitabım varmış gibi. İki kitap kendi içinde kaç şekilde yer değiştirir? İki faktoriyel şekilde. Peki bu beş tane matematik boş mu duracak? Bunlar da kendi içinde değer değiştirebilirler. Beş faktöriyel. E dört kimya boş mu duracak? Bunlar da kendi içinde yer değiştirebilirler. Dört faktöriyel diyeceğiz. Allah'tan bize bunları açtırmamış. Bu da hangi şıkta var arkadaşlar? Sadece yerleri değişmiş. C şıkkında var. Geçelim yeni sorumuza. Bu sefer farklı bir özellik istemiş bizden. Üç farklı fizik kitabı. Uçlarda birer tane matematik kitabı olacak şekilde. Bakalım. Şimdi elimizde kaç kitap var? Yedi tane kitap var. Beş, altı, yedi. Ne diyor? Uçlara birer tane matematik kitabı koy diyor. Tamam. Demek ki evdeki dört tane matematikten birini buraya koyacağım. Dört ihtimal. Geriye artık 3 tane matematiğim kaldı. Üçünden birini de buraya koyacağım. Peki ortaya artık kaç kitap kaldı? 5 tane kitap kaldı. Fizik ve matematik karışık. Peki bu 5 kitap kaç şekilde yer değiştirirler? 5 faktöriyel şekilde yer değiştirirler. Yani 4 çarpı 3 çarpı 5 faktöriyeli soruyor bize. Bu da 12 çarpı 120 demek. 1440 yapacak cevabımız. O da E şıkkında var. Geçelim yeni sorumuza. Bakalım ne diyor. Şimdi bir trenin güzergahında 25 tane istasyon varmış. Her bir bilette kalkış ve varış istasyonu varmış. Kalkış, varış. Şimdi kalkışta 25'inden herhangi biri yazabilir. Peki varışta da bu 25 yazar mı? Yoksa bulunduğu istasyon yazısı saçmalık mı olur? Tabii ki saçma olur. Onun için kalkışta 25 tane istasyon varsa varışı artık 24 tanedir diyeceğiz. Bu ikisini çarparsak da cevabı 600 bulacağız. C şıkkında var. Devam edelim yeni sorumuzla. Tahtamı temizledim. Umut yazmış olduğu 3 tane elektronik postayı arkadaşına mail atıyor. Umut'un arkadaşı da mail olarak gelen, mail gelen arkadaşı haricindeki 3 kişiye bu elektronik postayı atıyor. Ümit'in maili en çok kaç kişiye ulaşmıştır? Şimdi Umut ne yaptı? Şimdi buradaki 3 tane dediği arkadaşlar şey bir önemi yok. Neden? Çünkü 3 tane elektronik posta tek bir mailin içinde. Tamam öyle diyor herhalde. Yok 3 pardon demiyormuş önemi varmış. 3 tane elektronik posta. Şimdi elimizde 3 tane posta var. Ben bunu önce 4 kişiye gönderdim. Bu 4 kişi de farklı 3 kişiye gönderdi. Ne oldu? Bütün durumları buldum ve birbiriyle çarptım. Cevabım ne geldi arkadaşlar? 36 geldi. Devam ediyorum yeni sorudan. Aşağıdaki otoparkta farklı 4 araç park edilecekmiş. 4 kişi araçlarını ikili otopark yan yana boş kalmak şartıyla. Yani ne diyor arkadaşlar bize? Normalde ikili otopark yan yana nasıl boş kalır? Buna bir bakalım. Diyelim ki şu ikisini boş bıraktım. Artık dört tane park yeri, 4 tane de araban var mı? 4 tane boş yere, 4 tane araba, 4 faktöriyel şekilde dizildiler. Yani 24 cepte. Peki illaki ki ilk kısım boş olacaktı? Şimdi bakalım ne olacak? Şunu da sildim. İlk ikisi boş olabilirdi. 1. Sonraki ikisi boş olabilirdi. 2. Sonraki ikisi 3. Sonraki ikisi 4. Sonraki ikisi 5. Yani 5 ayrı durumda da ben bu 24'ü bulacaktım. 24 ile 5'i çarparsam cevabım 120 çıkacak diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim yeni soruyla. Şimdi Ali, Burcu, Ceyda, Deniz, Erol sınıfa girince 3 kişilik boş yer olduğunu görüyorlar. Deniz her zaman oturmak şartıyla bu 5 kişi boş yerlere kaç farklı şekilde otururlar? Şimdi şuna bakalım. Deniz diyelim ki burada oturdu. Deniz burada da oturabilirdi. Deniz burada da. Demek ki Deniz'in oturduğu sadece 3 yer var bu 3 yeri aklımda tuttum. Peki buradaki boşluğa geriye kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4. 4 kişiden biri oturabilir. Sonra geri kalan 3 kişi de oturabilir. Ne oldu yani? Diğer 4'ünün bu geri kalan boş şekilde koltuklara oturma sırası, oturma sayısı 12 mi oldu? 12 durum buradan geldi. Denizin yer değiştirme ihtimali 3 ihtimal. 12 çarpı 3'ten cevabın 36 olduğunu bulmuş olduk. Devam edelim. Düz ve tersten okunuşu aynı olan sayı. Ne deniyordu buna? Palindrom mu deniyordu? Ne diyormuş? 5 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir? Bunları aslında rutin olmayan problemlerde artık karşımıza çıkıyor sayılarda arkadaşlar. TYT'nin ilk kısımlarında. Bakalım şimdi. Düz ve tersten okunuşu aynı olan sayılı 5 basamaklı bir doğal sayı arıyorum ben. Hemen çizdim. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi baştan ve sondan aynı. Şimdi önce şuna bakalım. Bu bir 5 basamaklı doğal sayıysa buraya kaçla başlaya başlamayabilirim. Değil mi? Ben bunun sayının başına 0 kesinlikle koyamam. Demek ki buradaki başlangıçtaki basamağa koyacağım sayılar 9 tanedir. Peki rakamları farklı gibi bir ifade kullanmış mı? Hayır. Demek ki benim artık buraya yazacağım sayı 9 mudur yoksa 0 da eklendiği için 10 mudur arkadaşlar? 10'dur değil mi? 10'u yazdık. Peki 3. basamak ne olacak? Yine 10'dur. Peki 4'te 5 10 mudur? Yoksa şu ikisinin aynısı olacağı için birer midir? Çünkü ne olduğu artık belli. Cevabımız buradan ne çıkacak arkadaşlar? Çarpıldığı zaman 900 çıkacak. E şıkkında var. Devam edelim. Aralarında Ceyhun ve Seyhun'un da bulunduğu, Seyhun'da nasıl bir isimse artık. Evet, 6 kişi bir sıraya sıranın ilk sıranın iki başında Ceyhun ve Seyhun olmak üzere kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi ben bir 6 kişilik sırayı şuraya çizdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne diyor? Başa Ceyhun veya Seyhun otursun diyor ama hangisi demiyor yani. Tamam iki başa oturacaklar ama hangisi başta, hangisi sonda demiyor. Demek ki ikisinden birisi buraya, geri kalan buraya geldi. Elimde artık geriye 4 kişi ve 4 tane de koltuk ya da sıra kaldı. Burası da 4 faktörel olur zaten. 2 çarpı 4 faktöriyel çarpı 1 oldu burası. Zaten cevabımız 1 çarpma da etkisi 10 olduğu için gereksiz olur. 2 çarpı 4 faktöriyel oldu. D şıkkında var. Devam ediyoruz yeni sorumuzla. A kümesini vermiş bize. Yukarıdaki tabloda birinci kutuya, birinci ve ikinci kutuya farklı sesli harfler, üçüncü ve dördüncüye farklı sessiz harfler. Şimdi sesliler kaç tane? A, E, I. Sessizler B, C, D, F. Tamam. Demek ki bu üçü ilk iki sıraya, bu dördü Son iki sıraya kutuya koyulacak. Tamam. Demek ki birinci kutuya bu üçünden biri farklı diyorsa ikisinden biri gelecekti yerine. Sonra üçüncü sıra sessiz. Yani bu dördünden biri bir sonrakinde kalan üçünden biri diyeceğiz. Yani bunların çarpımından ne çıkacak cevabımız? 3 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 3. 3 kere 2 6. 6'ya doğru çarptım 24. 24 ile 3'ü çarparsam da 72 çıkacak cevabım şıkkında var. Devam ediyorum hemen yeni soruyla. Bakalım ne diyor bize? Yukarıdaki şekilde iki satır ve 8 hücreden oluşan bir tablo veriliyor. Bu tablonun her bir satırındaki hücrelerden bir tanesi kırmızı veya mavi renge boyanıyor. Tamam desenle elde ediliyormuş. Tamam. Boyalı hücrelerin alt alta olmadığı kaç farklı desen vardır? Şimdi bakalım. Mutlaka buradan bir, buradan bir boyayacak mıyım? Tamam. Demek ki şu üçünden birini kesin boyadım. Diyelim ki aynen de bunu boyadım. Geriye bakın artık bunun altını boyayamam. Bir, iki, üç, dört tane kaldı. Hallettim. Burayı on iki buldum. Peki acaba bitti mi? Bakalım şimdi. Tekrar. Tamam, peki neye dikkat etmedik arkadaşlar? Renkler farklı olabilirdi. Yani birinci satır kırmızı, ikinci satır mavi olabilirdi. Ya da bu mavi, bu kırmızı. Ya da ikisi de mavi, ikisi de kırmızı olabilirdi. Yani 1, 2, 3, 4 ihtimalle buradan mı geldi? Demek ki 4 çarpı 12'den cevaba ne diyeceğiz? 48 diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız buradan ne çıkacak? Denizli çıkacak. Devam edelim sorumuzla. Evet, A kümesindeki rakamlar kullanılarak 300'den büyük rakamları farklı, 3 basamaklı ve çift. Tamam, şimdi ne konuşacağız bakalım. Evet devam edelim. 300'den büyük olacak. Rakamları farklı. 3 basamaklı ve çift olacak. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İki ayrı durumda çözeceğim. Çünkü 300'den büyük diyorsa benim kullanacağım, yüzer basamakla kullanacağım rakamlar nelerdir? 3'ten büyük olacağına göre hatta 3 de dahil olmalı. 3, 5, 6, 8 ve 9 olmalı. Şimdi neden ayırdım? Yazamadım bir türlü. Çünkü şuradaki 8 ve 9 aynı zamanda çiftliği de sağlatacak. Onun için ayrı ayrı düşünmeliyim. Şimdi burası 3, 5, 9 olsun. Burası da 6 ve 8 olsun dedim. Demek ki burası 3 ihtimal oldu. Şimdi 3 ihtimalde tanımı hallettim. Peki rakamları farklı diyor mu? Diyormuş. Demek ki bu üçünden herhangi birini kullandım. Diyelim ki 3'ü kullandım. Tamam. Önce geldim çiftliği halledeceğim. Geriye ne kadar çiftim kaldı? 1 2 3 4. 4'ünü de buraya koydum. Diyelim ki 0'ı koydum. Geriye artık kaç sayım kaldı? 1 2 3 4 5 tane sayım kaldı. Demek ki yukarının cevabını ne bulduk arkadaşlar? 60 bulduk. Şimdi aşağı bakıyorum. Burada iki ihtimal kesenin var. Yukarıyı bir temizliyorum. Diyelim ki 6'yı kullandık. Artık birler basamağı için 1 2 3 tane kaldı. Burası yine 5 çünkü 7 tane rakam vardı. İkisini kullandım. Ne gelecek buradan çarpımız arkadaşlar? 30 gelecek. Peki bu ikisini birbiriyle toplarsam cevabın ne olduğunu bulacağız? 90 olduğunu bulacağız arkadaşlar. Kümesinde rakamları tekrarsız kullanılarak 3 basamaklı 200'den büyük 500'den küçük tek sayılar. Bakalım. Önce bunu burada çözelim. Ne diyor? 3 basamaklı olacak diyor. 200'den büyük, 500'den küçük bir de tek basamaklı. Tek sayı. Niye 2'ye iki tane ayrı durumda yapacağım? Çünkü buraya kullanacağım 3 hem tekliği sağlayacak hem de buradaki 200'den büyük, 500'den küçüklüğü. Onun için 3'ü ayrı düşüneceğim için iki ayrı durum oluşturdum. Şimdi bunun 200'den büyük olması için hangi rakamları kullanması lazım yüzler basamağında? 2, 3 ve 4'ü kullanması lazım. Ama 2 ile 4'ü burada, 3'ü burada işleyeceğim. 2 ile 4 burada. Artık birler basamağına ne kullanabilirim? 1, 3, 5, 7. Peki burada bu, burada sadece 1, 5 ve 7'yi kullanabilirim değil mi? Şimdi bakalım. Rakamları tekrar diyor Tamam. Demek ki burası 2 ihtimal, burası zaten 4 ihtimal. Toplamda kaç tane 8 tane rakamım vardı. İkisini kullandım. Buraya 6 kaldı. Geldim burası bir ihtimal dikkat edin 3 çünkü 3 sadece bir tane sayı. Burası da yine 3 ihtimal yine ikisini kullandım buraya 6 kaldı. Burayı çarparsam cevabım 48. Burayı çarparsam cevabım 18 olduğunu buldum. Bu ikisini toplarsam 48 artı 18 m e eşit oldu. m buradan 66 çıktı diyeceğiz. Şimdi yan tarafta da yerini çözeceğim. Bu sefer de ne demiş arkadaşlar? Yine 300'den büyük çift sayılar demiş. Bakalım ne bulacağız cevabımızı. Yine 200'den büyük. Tamam 200'den büyükse yüzler basamağına 2, 3 ve 4 kullanabileceğim. Bu sefer 3 ve 4 işimi bozuyor çünkü 3 ve 4 çiftliği de sağlatıyor. Yani 3'ü yukarıda, pardon 2 ve 4 çiftliği sağlatıyor. 2 ve 4'ü aşağıda kullanacağım. Eğer yukarıda 3'ü kullandıysam buraya 0, 2, 4, 6'yı getirebiliyorum. Ama buraya 0 ve 6'yı getirebiliyorum alttakinde sadece. Demek ki burası 1 çarpı 4, yine burası 6 olmalı. Burası 2 çarpı 2, yine burası 6 olmalı. Çarparsak burası ne yaptı arkadaşlar? 24 yaptı. Peki burası ne yaptı arkadaşlar? Burası da 24 yaptı. Bir bakalım bir yerde hatamız olmasın. Tamam. Tamam. hata iş burada yaptım arkadaşlar. Çünkü 2 ve 4'ün ikisini mi kullandım ben burada? Kullanmadım değil mi? Sadece birini kullandım. Yani buraya 0, 6, bir de şurada hangisi kullanılmadıysa o gelmeli. Yani 3 ihtimal gelmeli. O zaman ben bunları çarparsam bunun cevabı da 36 bulurum arkadaşlar. Toplarsak bunları ne oldu? 24 artı 36'dan cevabın 60 olduğunu bulduk. Peki 60, bunu da 66 bulduk. Ne diyor? Bu 60 ne artık? En. Demek ki en eşittir 60 birbirinden çıkar demiş. Cevabın 6 olduğunu söyleyebiliriz biliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kümesinin elemanları ile rakamları farklı, 3 basamaklı, 5 ile bölünebilen. Bakalım. Ne olacak? Rakamları farklı olacak. 3 basamaklı olacak ve 5 ile bölünebilecek. Demek ki ne yapacağız bakın? Yine niye arkadaşlar bunu iki ayrı durumda yapacağım? Bu sefer de sıfır işi bozduğu için. Şimdi 5 ile bölünüyorsa 0 birler basamağında olabilir veya birler basamağında 5 de olabilir. 0 birler basamağında olduğunda sıkıntımı çözer. 0'ın buraya gelmesi zaten bir durum. Şimdi baktım. Geriye kalan 9 rakamdan herhangi biri buraya, kalan 8 rakamdan herhangi biri buraya gelebilir. Buraya kaç buluruz arkadaşlar? 72 buluruz. Geldik aşağıya. 5'i buraya koyduk. Şimdi dikkat edin. 5 oraya koydum. Bir tanesi eksildi. E 0 başa gelemez. 0'ı da eksilttim. Buraya 8 kaldı. Diyelim ki başa 3 geldi ama 0'ı geri açtım. Yani burası yine 8. Demek ki bunları toplarsam burası 64 yaptı. 72 ile çarparsam pardon. 62 ile 64 ile 72'yi toplarsam da 136 olacak. Cevabımız geçelim yeni sorumuza. Evet, şekilde şu kullu bir soru. Hemen tahtamı temizledim. Sorumu okuyorum. Şekil 1'deki karede her satır ve her sütunda bulunan bir karenin içi taranıyor. Aşağıdaki desen elde ediliyor. Şimdi bakalım. Her satırda ve sütunda birer tane miymiş? Tamam. Demek ki burada 5'inden herhangi biri taranabilir. Diyelim ki bu tarandı. Buraya kaldı 4 ihtimal. Diyelim ki bu tarandı. Artık bura ve bura öldü tabii değil mi? Onları artık tarayamayacağım. Geriye kaldı 1, 2, 3 burada. Diyelim ki bu da tarandı, bunu da öldürdük. Burada 1, 2. Diyelim ki bu tarandı, bunu da öldürdük. Burada artık sadece 1 kaldı. E zaten şu ifade 5 faktöriyel demek değil miydi? Demek ki çünkü hepsini peş peşe çarpıyorum. Demek ki cevabımız Bursa 120 olacak diyoruz. Geçelim yeni sorumuza. Şekilde yan yana olan 7 tane kutu 3 farklı renge boyanacak. 2 kutu birbirinden farklı olacakmış. Tamam. Şimdi buraya 3 rengi boyadım. Buraya kaldı 2. Dekkat edin peş peşe 2 kutu mu aynı olmayacak diyor. O zaman bu da 2 olmaz mı? Çünkü sadece B'ninkinden farklı olmalı. Bu da 2, bu da 2, bu da 2, bu da 2, bu da 2 diye gidiyor. Ne oldu burası? 3 çarpı 2 üzeri 6 oldu. Yani 3 çarpı 64'ten cevabın 192 olduğunu söyleyebileceğiniz O da E şıkkında var. Müzik